Merhabalar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine ben ve güzel vloglarım başlıyor. Şimdi bugün ne yapacağım? Bugün güzellik merkezime gideceğim. Güzellik merkezime aslında sadece işlemlere girmek için gidecektim. Biraz bu aralar böyle halsizim. O yüzden çok yoğun çalışmayacağım. Bugün kendimi ayırmıştım. Dedim ki madem bugün kendimi ayırdım. Madem bugün rahatım. Çok fazla çalışmayacağım. O zaman neden bir vlog çekmiyorum güzellik merkezimde dedim. Hazırlandım. Duşumu aldım. Hemen vlogu başlattım. İkisine de gideceğiz. Bugün işlemlere gireceğiz. Benimle beraber siz de gireceksiniz. Bakalım nasıl geçecek işlemlerimiz. Bu arada kirpiklerim yok. Kirpik yaptırmam lazım. Tırnaklarımın bazılarını yedim. Tabii ki solda hiçbir şey yok. Sağı çok kullandığım için burunmaktan, temizlik yapmaktan kenarlarını çatlattım. Kalan yerleri de kaldırdım. Kirpik zaten yok dediğim gibi. Bu haldeyim ama kirpik ve tırnakta sıra bulamıyorum. Ben de bulduklarıma gideceğim bakacağım ne boşsa. Bazen danışanlarımız randevu oluyor gelmiyorlar diye bir açık olursa oraya gireceğim direkt. Siz de benimle gelin. Hadi bakalım. O zaman ben hazırlanayım hemen salonumuza geçelim. Kıyafetlerimi hazırladım. Böyle bir tayt giyeceğim bugün. Üstüne de böyle. Tabii ki sadece makyaj yapmasam bile güneş kremimi sürmeden asla çıkmıyorum. 50 faktör güneş kremimiz tüm vücut ve yüz için uygundur. Aynı zamanda güneş kremleri normalde şöyle küçük kutuda 50 milim oluyor biliyorsunuz. Bu 100 milim arkadaşlar arkada da gördüğünüz gibi. Son kullanım tarihi, bütün bilgileri, içerikleri, uygulamanız gereken, dikkat etmeniz gereken bütün bilgilere sahip dışarısındaki açıklamaları. Şimdi güneş kremimi şöyle yüzüme uygulayacağım. Bu arada kokusu pudra kokusu. Ben bebekleri çok severim. Bebek kokusunu da çok severim. O yüzden bebek kokusuna yakın bir koku tercih ettim. Pudra kokuyor. Onunla birlikte nemlendirici özelliği o kadar güzel ki sanki nemlendirici sürmüşçesine yumuşacık oluyor yüzünüz. Aynı zamanda sürerken de eliniz böyle akıyor. Nemlendiriciliğinden ve yumuşaklığından kaynaklı. Ne yapıyoruz? Evden çıkarken hiçbir şey yapmayacağız. Makyaj, güzel giyinmeyeceğiz, topuklu giyineceğiz fark etmiyor arkadaşlar. Bakın bu mecburi bir krem. Spor günümüz de olsa dışarıya koşuya bile gitsek daha ne olabilir? Spora koşuya gideceksiniz. Yine de güneş kreminizi süreceksiniz ve yaz kış kullanmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bakın direkt parlattı bile. Sadece ruj sürdüm. Söylediğim gibi makyaj yapmayacağım çünkü bugün kendime bir şeyler yaptırabilirim. Belki yüzüme de yaptırabilirim. Güneş kremimi size göstermiştim. Şimdi nemlendiricimle BB kremimi de göstereceğim. BB kremim 40 milim tüm cilt tipleri ve tüm cilt tonları için uygun olan BB kremim. En görünümü işte böyle mükemmel bir kıvamı var. Hem doğal görünümlü bir makyaj elde edebiliriz. Hem de yaz kış kullanabilirsiniz. Aynı zamanda içeriğinde mükemmel bir nemlendirme özelliğine sahip. Kuruysa cildiniz yine altına ekstra bir nemlendirici uygulamanızı tavsiye ediyorum veya güneş kremi. Ama normal bir cildiniz varsa ona bile gerek kalmıyor. Nemlendiricimiz de yüz ve tüm vücut için uygundur. Öyle bir nemlendirme kıvamı ve kokusu var ki bak buna aşık olmama yani şansımız yok. Kaçmaz yani. Bu üründen kaçamazsınız. İnanılmaz güzel bir ürün çünkü. Şöyle koluma süreyim göstereyim aynı zamanda o beğen. Makyaj altı bazı olarak da kullanabilirsiniz nemlendiriciyi. Güneş kremimizde makyaj altı bazı olarak kullanabilirsiniz. Ben genelde eğer hava çok sıcaksa ya da güneş varsa, kapalı bir hava yoksa güneş kremini makyaj altı bazı olarak kullanıyorum. Üzerine BB uyguluyorum. Eğer yağmurlu kapalı bir havaysa nemlendiriciyi makyaj altı bazı olarak kullanıyorum. Üzerine BB kullanıyorum. Yani makyaj akşama kadar kalıyor ve hiç kusma yapmıyor. Hem BB'nin yeteneği hem de makyaj altı bazı olarak bizim ürünlerimizi kullanmanın yeteneği diye düşünüyorum. Ben giyindim. Güneş kremimi de sürdüm biliyorsunuz. Rujumu da sürdüm. Yeter. Hadi gidelim salona artık. Şimdi biraz kasa yoğunluk kasayı hallettim. Orada destek çıktı. Ürün sipariş etmiştim Trendyol'dan. Bakım solüsyonu falan eksik geldi. Ürün onunla uğraşıyordum şimdi. Bildirim yaptım eksik geldi diye. Eğer hani dönüş yapmazlarsa iade yapmam gerek 24 saat dolmadan. Kargo da dün gelmiş. Ben öbür şubede olduğum için yeni görebiliyorum. Dün kampanyamız bitti. O yüzden bugün burası daha rahat. Sadece bilgi almak için ve seanslara gelen danışanlarımız var. O yüzden size çekimi bugüne tercih ettim. Daha rahat çekim yapabilirim diye. Şimdi kasaya gidelim. Merhabalar. Kasaya gidelim ve bugün hangi işlemlere... Nasıl geçti? Hangi işlemlerde müsaitlik var ona bakalım.
danışanlarım ismi olduğu için uzaktan çekmem lazım. Şu şekilde. 20'si randevu sistemi. Evet. Siyah olanlar bugün uzmanların izinli olan uzmanlarımız. Siyah. Şey değil mi, uygun mu? Şöyle bakıyorum. Sadece MSA'ya girebilirim değil mi? Başka bir şey de var mı gözden müsaitlik? Hayır, şimdi ama akşam var. Kaçta? 7 çeyrekte mesela G5 olabilir. Orası 10 dakika falan ama. Tırnaklarımı çıkartacağım da. Kızlar bugün yok herhalde ama. Kendi çabalarımızı da çıkaracağız o zaman. Neyse hadi size salonu gezdireyim. Yine her zamanki gibi işlemlerden yararlanamayan ben. Şöyle burası tırnak işlemlerimizin yapıldığı alan. Bugün tırnak uzmanlarım. Hepsi izinli. Hepsi bugün izin yapıyor. Burası barımız, çayımızı, kahvemizi alıyoruz. Danışanlarımız. Çay kahve sorabilir miyiz? Bir şey içmek istiyorlar mı? Bugün temizlik personeliyle izinli. Evet, burası pedikür alanımız. Aşağıya doğru inelim. Şimdi burayı size net bir şekilde çekeceğim inşallah. Beklim alanımız böyle. Buradan cilt bakım odama geçeyim. Müsait çünkü. Uzmanlarım söylediğim gibi yemekteler arkadaşlar. Hidrofacial cihazımız, dövme silme, karbon peeling cihazımız. Kristina Türkiye ile çalışıyoruz, protokollerimiz. Onun haricinde bakın orada gördüğünüz gibi benim güneş kremim kullanılıyor. Seanslarda da. Çıkalım bakalım. Tekrardan geçiyoruz. Lazer odamıza bakalım. Lazer epilasyon odamız. Işıklarımızı açalım. Ve böyle. Lazer cihazımız 1064 nanometre dalga boyunda ışık atma yeteneğine sahip. Aynı zamanda derinin en alt tabakasına, 3. tabakasına kıl köküne ulaşarak direkt kıl köküne çalışan cihazımız inanılmaz derecede etki gösteriyor. Diyot buz başlıklı kullanım sırasında jelatin takıyoruz bu şekilde başlığa ve her danışanda bu jelatini değiştiriyoruz. Buz başlığı olduğu için de soğuk hissediyorsunuz. Acı neredeyse sıfır. Bedeninizin genişliğini ve tonunuzu, cilt tonunuzu seçerek işlem uyguluyoruz. İnanılmaz güzel bir cihaz. Zaten bizim logomuzla gördüğünüz gibi ve buradaki uzmanlarım da yemek molasında hemen bu odanın da çekimini alayım. Yine cihazımız aynı. Bütün odalarımızda cihazlarımız aynıdır efendim. Güneş kremim orada. Oldu ki tahriş olmuş yüzü veya işte bir tık bronzluk var ve lazerden sonra bir kızarma tespit ettik. Direkt güneş kremimizi uyguluyoruz. Dışarıya sizi öyle gönderiyoruz. Geçiyorum ben öbür odaya. Müzik atı çıkalım. Şimdi size. Rahat çekim alabilmek için. Çıkıyoruz şimdi müzik atı. Bütün uzmanlarımın izinli olduğu günü tercih ederek size de rahat bir çekim sağlıyoruz arkadaşlar. Instagram'dan takip ederseniz genelde çok yoğun ve yoruldum merdiven çıkınca. Aşırı yoğun geçiyor. O yüzden bugünü sizin için özel seçtim. Bugün normalde biraz iyi değildim. Dinlenecektim evde ama bu fırsat bir daha gelmez diye hemen geldim. Peki işlemlerimizi uyguluyoruz burada. Kalıcı makyaj. Lenf drenaj. İçeride danışanım olduğu için burayı sonra çekeceğim. Bölgesel inceleme odamız. Şöyle aşağısını göstereyim. Danışanımla da konuştum. Söylediğim gibi burası bölgesel inceleme odamız. Gayet güzel gidiyor dedi. Ben de aşağıya doğru ineyim biraz. Ben ne yaptırabilirim? Lenfe girebilirim. EMS müsait. EMS'ye girebilirim. Laf ve MS müsait. Tırnaklarımı çıkarmam lazım. Kendimce ben de işim aşağıda. Tırnak çıkartabildiğim kadar çıkartayım. Bir şey, su içeyim ben ya. Su içmedim hala. Gideyim bir de su içeyim. Haydi gel. Sağlık Sağlık Sınavı. Şimdi
bir yeni karma geldi. Onu açacağım size. Benim orayla görüşürüz. Ana size yapıldığına bakın. Dilerseniz mesaj atayım size. Şimdi şey bir tamam, şey çıkartıyorum şimdi. Tamam, atıyorum mesajı size. Onu iyi günler. Biraz olma. Bu video söyledim aslında. Çok iri geldi ya. Aa. Onun için çok güzel. Video bu kadar dolu olur mu? Abi. Çok geniş. İçsel çıkalı bunda. Arkaya bak. Hayatta bunun olmaz. Bence değişim ya. Bir deneyim. Deneyim ama çok büyük. İki tane sağ. Şöyle. Bakınca da. Hı, aynen. Arkada kızlar bu şey bir bakın. Herhalde yağmur erken çıktı. Elbiseme bakın kızlar. Aa, çok güzel. Hı. Bunun rengi siyah mıya varsa ben de alayım. Kovboy çizmesi de güzel olur. Evet, öyle çizmeyle gideceğim zaten. Bu, bunun da medium söyledim. Aa, bu burada lekeli geldi. Sanki lekeli mi? Aa, şöyle göster. Bu da lekeli geldi. Bak kızacağım bu sayfaya. Hangi sayfaymış bu? Küp ve kalıcı oje yaptırdım ayağıma. Şimdi küçük sadece şurasını bir inceltme yapıyoruz ayaklarımın. Topuklu giymekten ayaklarım nasıl oldu artık. Orayı düzelteceğiz. Sonra lastirinaja çıkacağım. Bugün işleme girme hayaliyle geldim ama yine giremedim. Cilt bakım da dolu değil mi? Bakım da dolu. Tırnaklarımı da çıkaramadım. Çünkü şimdi manikür var. Cihaz lazım. Buradan bir tane mi vardı? Cihazdan bir tane mi? İki tane. O zaman öbürküsüyle tırnak çıkarma yapabiliriz. Lastronaj müsait, MS müsait. Onlara gireceğim. Tırnaklarımı çıkartabilirsem çıkartacağım. Ablam bana ne zaman çizlik yapacağız? Ne zaman istersen o zaman. Şimdi. Şimdi yoğunum. Çizlik yapılacak o artık başka zaman. Tırnak randevumu da verdiniz. Verdik. Fidel Hanım. Neden tırnak randevumu? Önceliğimiz danışanlar. Danışalım kirpik randevusu aldı. Peşinde tırnak istiyor. Sizin randevunuzu veriyorum. Ne zaman tırnak yaptıracağım bu? Ayarlarız bir ara. Bir danışan gelmezse günü kapatırız. Aniden değil mi? Hani hemen acil gel koşarak acil yapalım. Getir Asin'i alıma. Gocası arıyor. Burayı aradı da açmadım ben. Ha. Veysel arıyor. Alo. Ben buradayım. Asin nerede diyor. Hilal Bey. Tamam geleyim ben de. Gözler. Şimdi tansiyonum düştü ya. Veysel'in ödü kopmuş. Hastayım diye değil ha, hamileyim diye ödü kopmuş. Harbi mi? Diyor ki ödün koptu ya diyor öyle deyince. Yani ben de sandım ki hastayım diye korkuyorsam. Hamilesin sandım. Dedim ki yani tansiyonum düşüyor. Bundan mı korkuyorsun? Şimdi tırnaklarımı çıkartacağım. Aha hanım bununla çıkartayım değil mi? Bununla çıkartayım. Bunun eski. Bu eski. Yenisiyle çıkart. Sonunda o hale geldik gerçekten. Ben de bulamıyordum inşallah. İstanbul'a gideceğim. Yat çekimi yer yok. Hilal Hanım müziği kapatabilir miyiz? Ben de kendi işimi kendim görmeye başladım artık. Yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz. Çok güzel. Şimdi hepsini böyle çıkartacağım. Hani bu taylımı kullanarak bu tarafı yapabiliyorum ama öbür solu kendim çıkartamıyorum. Reis Oçelik'le kahve içeceğiz. Beni almaya geldi. Gidiyoruz. İşlemlere giremedim ama bu elimi çıkarttım arkadaşlar. Ben biraz dedilemiş olabilirim. Danışanlara normalde işlem almıyorum. Kendime yapıyorum çünkü gerçekten aşkım inanılmaz. Yani müşteri var, tırnak yapılıyor, kirpik istiyor kadın, yer yok. Yani kadın İstanbul'a gidecek, yarın da gelemiyor. Aşırı bir yoğunluk var. Uzmanlarımızı arttırsak olacak yani. Sürpriz falan yapacaksan yap. Tamam. Ne yapacaksın sürpriz? Yarın masanın okulu var.
oyun sınıfına götüreceğiz masalı yarın. Sonra? Ve sen engel taktiği yapma aşkım, sonra konuşmamak için. Sonra eve geleceğiz. Için. İşimize gideceğiz. Yani sonra bu. Peki. Şey, istersen bana sürpriz yaparsın yarın. Tamam. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmezsin tabii. Aklında hiç böyle şeyler yok çünkü. Ben kendime yapıyorum senin yerine sürpriz. Ne? Alışveriş yaptım. Kendime iki tane elbise aldım. Benim paramı harcamamışsın. Kardeşinin parasını harcamışsın. Verdim ki nakit kasadan. Vallahi de. Ay çok sıcak oldu be. Evet hadi gidelim. Bir şeyler de yiyelim mi? Acıktın mı? Yok aşkım ya. Ne acıkmasın? Hayat enerjimi yiyor ya. Enerjim çok düşük. Şimdi kamerayı kapatacağım, normale dönecek. Şu an sadece onu bekliyor. Kameranın kapanmasını. Neden bu kamerayla alıp veremediğin bu derdini... Sevmiyorum. Bu derdini tamam, anlat bize. Tamam sevmiyorum işte. Sevmediğim bir şeyi yapmak istemiyorum. Tamam kapattım kamerayı hadi. Yani kapattın değil. Sevmediğim bir şeyi yapamam yani. Allah'ım yarabbim ya. Kapatayım da bari. Normale dönsün. De yemek yemeye geldik. Vessel bana yemek yemeyeceğim dediği için gidip tek başıma yemek yedim. Şimdi de karnın aç olduğunu söylüyor. Sıcak yiyemiyorum ya. Evet. Sedef miydi kafandaki? Sedef mi? Egzama mıydı? Şeyler var, dökülüyor sürekli. Özgülen oraya geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğim? Bilmiyorum. Bakacağım ben yine. Et mi tabii? Menüye bakacağım. Yaz. Ben de kahve içeceğim. Ne yapayım? Çünkü yemek yedim yani. Yemek yediğim için kahve içeyim bari. Sonra bir salona bakarız. Oradan masala. Tepes şubemize Çağlı Meydan tıpkı hemen yanında Antalya'da olanlar bilir. Şöyle biraz boşalmasını bekledim. Aslında gelelim 5-10 dakika oluyor ama danışanlarımın çıkmasını bekledim. Rahatsız olmasınlar diye. Burada tırnak işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi danışanımızın işlemi bitti. Burada tırnak işlemlerimiz, pedikür işlemlerimiz. Yukarıya çıkacağız. Aşağıya da göstereceğim size. Hadi bir kısa bir tur yapalım. Tırnak uzmanım işi bittiği için şimdi. Ortalığı toparlıyor. Şurada bir görüşme odamız var. Geçmiyor. He? Geçmiyor. Ne yapacağız? O kolayayla falan çıkabilir mi? He? Cleanser'la. Bana bir aseton tarzı bir şey verebilir misin? Boyayı da çıkarmamamız lazım ama. Yukarıya bir çıkayım, ben size yukarıyı da göstereyim. Şimdi yukarıdan göstereyim. Evet. Böyle göstereyim. Lavabolarımız ve mutfaklarımız var. İşlem odalarımız hepsinin üzerinde. Lazer, cilt bakım masaj, lazer bu şekilde detaylar yazıyor. Evet, ilerliyorum. Bu iki odamız bölgesel. Bununkini yapıştırmayı unuttum herhalde. Kalıcı makyaj ve ipek kirpik odamız. Şurası müsaitken hemen çekeyim. Merdiven çıkınca yoruldum galiba arkadaşlar. EMS cihazımız, liposilim cihazımız. Bunlar bölgesel incelme, inanılmaz güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bunlarla inceliyoruz. Benim doğum sonrası kilolarımı vermemin sebebi salondaki cihazlarım. G5'imiz ve Life Drainage'imiz var. Devam ediyorum ofisim. Merhabalar Okan Merhabalar. Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Veysel mi geldi oraya? Yok, burası boş. Işığı yaktı. Evet, süper, iyi yapmışsın. Ofisimiz de böyle. Açıkçası hiç bu kadar ofise çıkıp oturacak kadar sağdan çekilmiyoruz. Hep aşağıda aktifiz. Damlelik resimlerimi koydum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Müsait galiba. Evet. Burası da cilt bakım odamız. Karar verdik. Şeye geçiyoruz. G5'e geçiyoruz. Göbek takıntım var. Göbek gitse de gitmiyormuş gibi geliyor. Başka bölgeye geçemiyorum. Sistemsizce sürekli göbeğe uygulama yapıyorum. Daha sonra vakit kalırsa sabahtan bir niyetlenip giremediğim laf dranaja gireriz ama G5'e geçiyoruz. Göbek bölgesi olduğu için uzanıp göbeğimi açacağım. Yağ sürüp başlayacağız. Bu süreci size de çekeyim hatta. Şimdi G5 işleminden çıktım. Eridikçe eriyoruz arkadaşlar. Yakından göstereyim mi? Bakın şimdi.
Bu kadar da olsun canım, çocuk doğurduk. Mesela kız çıktı oradan. Bu kadar da kalsın. Bugün kızlar bir yer bulamadıkları için randevu. Mesai yapıp kendine tırnak yapacaklarmış. Nasıl gidiyor? Manikür yaptık şu an. Tırnak yediğim için. Ben de bugün çıkarttım kendi tırnaklarımı. Bu da burada kısa yapıyor, kafayı patlatıyor. Kızlar artık mesai bittiği için kahve çay içmeye başladılar. Biz geldik eve. Maçam. Gel oynayalım anne. Ver. Masal elbiselerimi açtım. Bak ne var diye. Masalım. Gel annem. Gel. Annem seni çok seviyorum. Bak bebeğim. Kamera. Ben kızımı kurban olayım. Acık seveyim. Çok özledim anne. Annem. Oh canım. Canım. Seni de seveyim. Gel. Gel seni de seveyim gel. Ne yaptınız masalı? Kızım. Masal? Oh canım. Oh balım. Oh annen çok özledi seni balım. Köpek yakalasın. Köpek gel. Oyna köpekle. Al masal kafamı yakaladı. Masal imdat. Köpeği taramasın. Getir köpeği tarayalım. Ver annesi köpeği. Köpeği ver. Bak bak köpeği tarıyor. Kurt bulayım. Kızma sana kurt bulayım. Bakalım kitabını babayla. Isırıyor beni Veysel. Ya git Veysel ısır. Nasıl atacağım? Aa neye bastın annem? Oğlum hareketi yapma. Bak ısırıyor değil mi? Masal da ısırıyor öyle. Yapma aşkım yapma oğlum ısır. Masal kitap okuyor musun anneciğim? Hı? Kitap okuyor musun? Hı. Tren kuzu. Kuzu mu? Domuz. Masal köpeğe bak kızım. Tavuk. Koyun. Ayakkabısını yiyor masal. Köpek ayakkabını yiyor Masal. Masal köpek ayakkabını yiyor. Bakma işte kitap okuyor çocuğum. Bak orada orada. Masal ne yapıyorsun? Sen de öp kızım babayı. Şimdi tekrardan salondayım arkadaşlar. Güzel bir YouTube vlogu oldu. Çok çeşitli bir YouTube vlogu oldu ama bitirme birazcık gecikti. Birkaç gün diyelim ki gecikti. Neyse ki bitiş videomu çekiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yine böyle videolarda ara ara ağlıyor değil mi? Köpüşü salona getirdim de bugün. Ara ara sizlerle olacağım. Tek istediğim ne yapıyoruz? Beğeniyoruz.
videomuzu ve altına yorum yapıyoruz. Ne çekeceğimi artık bilemiyorum. O yüzden şöyle bir video çekebilirsin. Fikirlerinize ihtiyacım var. Yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.